Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan Muhabbet Kışı Bahçem kanalında herkese selamlar. Hayırlı, bol, bereketli, sağlıklı üretimler. Ben Savaş. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle çok önceki videolarımda sizlere bahsetmiş olduğum, daima yaptığım şeylerle alakalı tuttuğum notlardan ve bir not defterinin tüm üreticide, tüm bu işe özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızda olması gerektiğini sizlere belirtmiştim. Bugün sevgili arkadaşlar, not defterini karıştırırken bazı notlara rastladım. Ve bunlar muhabbet kuşu hastalıklarında kullanılan ilaçlarla alakalı notlarla dediğim gibi karşılaştım. Şimdi sizlere biraz o notlardan bölümler okuyacağız sevgili arkadaşlar. Hangi hastalıklarda hangi ilaçların kullanıldığı ile alakalı eskiden yeniye bu sayacağım ilaçların arasında belki piyasadan kalkmış olanlar da olabilir. Fakat bir nostalji yapalım. Tabii ki halen bu ilaçların kullanıldığı hastalıklarda mevcut. Ufak bir bilgi babında en azından sizlere bunları ufak ufak videoyu uzatmadan anlatmak istiyorum, okumak istiyorum sevgili arkadaşlar notlarımdan. Ve böylelikle en azından bu ilaçların etken maddeli olanlarının muadillerini de kendiniz kullanabilirsiniz diyorum. Ve şöyle ufak ufak arkadaşlar muhabbet kuşu hastalıklarında kullanılan ilaçları sizlere notlarımdan almış olduğum eski yeni paylaşmak istiyorum. Ayrıca not aldığım sevgili Üstad Özgür Hoca'dan almışım bu notlarımı. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii hangi senede yazdığımı bilmiyorum ama fakat yararlı olacaktır diye umuyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu aralarda çok yoğunum. Video atmakta da zorluk çekiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Videonun asıl konusuna başlamadan evvel hangi konu ile alakalı video çekmemizi istiyorsanız da bunları videonun altında belirtebilirsiniz ki en azından sizlere de yararlı içerikler üretmiş olalım arkadaşlar. Şimdi öbür kameraya geçiyorum. Yemeklerimin altını boşaltacağım çünkü ve bu arada da sizlerle bu muhabbeti yapalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ufak ufak şöyle bir başlayalım. Ornimix arkadaşlar. DS TOS. Ornitosis hastalığı belirtileri nedir? Sevgili arkadaşlar. Göz, balgam, burun akması, solunum yolu rahatsızlığı gibi hastalıklarda kullanılıyor. Kullanımı da bir poşet arkadaşlar 2 litre suya 3-4 gün veriliyor ve tedavi süresince arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Mineral kuşlarınıza vermiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu birinci ilacımızdı. İkincisi arkadaşlar Colimix TOS gene. Adenokoli kolibasilis hastalığı belirtileri de kursak şişmesi, hazımsızlık sevgili arkadaşlar. Yavru hastalığı kullanımı bir poşet 2 litre suya koyarak karıştırarak arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Roliplas tablet, koksidiyoz, trikonamaz, heksamitasis hastalığı belirtileri de ishal arkadaşlar, ağız içi, beyaz pamukçuk, kursak şişmesi kullanımı 2-3 gün bir tablet, 2-3 gün boyunca bir tablet ne yapıyorsunuz? Verebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir diğer ilacımız gene sizlerin kulak aşinası olduğunuz Ronidozole arkadaşlar. %10 toz şeklinde. Gene trikonamaz, heksamitasis hastalığı belirtileri, ağız içi, bu da beyaz pamukçuk kullanımı bir poşet 2 litre suya 3 gün arkadaşlar vererek Ronidozole %10 toz olanını
kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Coximix gene toz arkadaşlar. Koksidiyoz hastalığı belirtileri de ishal, ateş, büzülme. Kullanımı da sıhhatliyken 3 gün, hastalık döneminde de sevgili dostlar 2 litre suya 1 poşet 5 gün boyunca verebilirsiniz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kuş sağlıklıyken 3 gün, hastalık durumunda da sevgili arkadaşlar 2 litre suya 1 poşet 5 gün boyunca verebilirsiniz. Coxi gel arkadaşlar gene toz şeklinde olan bir ürün. Coccidioz, Trichomonas, gene heksamitasis hastalığı, bunların belirtileri ishal, çiçek ve kursaktaki görünmeyen beyaz pamukçuk hastalığı arkadaşlar. Kullanımı da gene kuşumuz sağlıklıyken 3 gün, hastalık döneminde 2 litre suya 1 ölçek olarak 5 gün boyunca sevgili arkadaşlar verebilirsiniz. Bu arada yavrularımız da şöyle görmüş olduğunuz gibi yuvadan atlamak için bekliyorlar. Hemen şu yemliğimizi de değiştirelim. Evet arkadaşlar, VitaTab tablet şeklinde arkadaşlar birçok vitaminin içinde bulundurduğu ağız yoluyla verilen bir tablet. Kullanımı haftada 3 gün birer tablet, birçok vitamin içinde bulunduğu ağız yoluyla verilen bir ürünümüz sevgili arkadaşlar. Ornitap tablet arkadaşlar, gene ornitosis hastalığı, şöyle kuşlarımızı çekelim. Belirtileri solunum yolu, göz, hıçkırık, balgam. Gene tedavi sürecince mineral verilmiyor ve kullanımı bir gün 2 tane, 2. 3. 4. gün birer tane sevgili arkadaşlar verebilirsiniz. Gamma Mix tablet. Çiçek, ağız içi, beyaz pamukçuk, kursak şişmesi, ishal, kullanımı birer tablet 3 gün boyunca verebiliyorsunuz. Vitaboli Hub sevgili arkadaşlar, B kompleks hücre yenileyici bir vitamin kombinasyonu. Tabii ki günümüzde bunun da ilerileri çıkmış durumda. Kullanımı da bir tane 10 gün boyunca veriliyor. Salla baş tedavisinde de sevgili arkadaşlar verim alınıyor. Gambatab tablet, hastalık belirtileri çiçek, ağız içi pamukçuk, koksidiyoz, ishal, gırtlak altı su toplaması. Kullanımı birer tablet 3 gün, diken tüyündeki yavruların gelişmesine birer tabletle 3 gün kullanılabilir. Kalsiyum tabs gene tablet sevgili arkadaşlar. Hastalık belirtileri kuşların yumurta kabuğunun güçlenmesi ve kuşların kemik yapılarını muntazam bir biçime getiriyor. Kullanımı da haftada 3 gün ağız yoluyla verebilirsiniz. Gene günümüzde kullanılan 4-in-1 mix toz arkadaşlar. Ateşli ve çok su tüketen kuşlarda, belirsiz ishal durumlarında, kursak şişmelerinde kullanılan çok etkili olan bir toz. Kullanımı da 2 litre suya 5-10 gün birer poşet olarak verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabii ki tüm bu ürünlerin kullanımından sonra vitamin vermelisiniz sevgili arkadaşlar. Ve arkasından da gene her zaman söylediğimiz gibi probiyotik geçmeniz gerekiyor. Tabii ki randizolun bir de %40 olanı var sevgili dostlar. Biliyorsunuz yüzde olarak bunlar. Bunun %40 olanı da Trichomonas, heksamitasis hastalığı belirtileri gene bildiğiniz gibi başta da söyledim. Ağız içi, beyaz pamukçuk, gene 2 litre suya 1 ölçek 3-5 gün boyunca sevgili dostlar verebilirsiniz. Gene tüm bu hastalıkların ardından da kuşlarınıza probiyotik ve vitamin takviyesini yapmayı arkadaşlar ihmal etmeyin. Böyle ufak ufak bir eskiyi de en azından gezmiş olduk. Hep beraber notlarımdan size bunları anlatmak istedim. Umarım yardımcı olmuşumdur.
sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.